Journey'nin yeni bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Alexander sezon öncesi son sınavını verecek ve bu sınav çok ciddi bir sınav olacak. O sınav Real Madrid'e karşı olacak. Umarım son maçında da ilk iki maçında yaptıklarını yapabilir. Daha fazla uzatmıyorum. Maça geçiyoruz. İyi seyirler. Welcome to CenturyLink Field, Arsenal, Real Madrid. Yeah, getting up to speed now, third and final pre-season game. And the game is kicked off. Off the bar! Back to the goalkeeper. So we've reached half-time here, and it's 0-0. So they're on the attack now. Look at that tackle, and he's hurt. Yeah, and he doesn't tend to make a meal of challenges, and he is in a bit of discomfort. It might be signaling for the stretcher now. Görüntülerde yeniden Alexander, patronu ve koçu ve teknik direktörü Arsene Wenger'in yanında. Bizden hocanın istediği şeylere bakıyoruz. Umarım başarabiliriz. Alexander, Arsenal'le birlikte ciddi sınavlar atlattı. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund demeye kalmadan Odegaard çok tehlikeli bir yerde. Kaleciyle karşı karşıya kaldı ve Real Madrid 1-0 öne geçiyor. Bu Alexander için muhteşem bir dönüm noktası olabilir. Çünkü girdiği zaman Alexander maçı berabereydi ya da Arsenal öndeydi. Şimdi geriden takımını alıp galibiyete taşıyabilir. Böylelikle takımın kurtarıcısı pozisyonunda Arsene Wenger'in gözüne iyice girebilir. Bakalım ne olacak? Santra'yı yaptık. Merakla bekliyoruz. Top yeniden Alexander'ın ayaklarında. Sağ kanat bomboş aslında. O tarafa dönülürse bir şeyler olabilir. İçeriye doğru bir orta. Mesut Özil! Mesut Özil Real Madrid'in sevincini kursağında bırakıyor. Sadece 1 dakika mı 2 dakika mı hatırlamıyorum ama sadece 1 ya da 2 dakika sonra Mesut Özil eski takımının sevincini kursağında bırakıyor. Alexander çok çok dolaylı yoldan olmuş olsa da atağın içinde, pozisyonun içinde zaten top Özil'e değil Alexander'a gelecekti o pozisyonda. Ama Mesut Özil daha çabuk davrandı ve gol vuruşunu yaptı. Biraz da riskli bir gol vuruşuydu. Yani ha oldu ha olacak bir de direkten dönecek şeklinde. Arsene Wenger'in sevincini görüyorsunuz. Maçta şimdi denge var. Dakikalar Arsenal ve Alexander için bir bir azalıyor. Top orta sahada bayağı bir sıkıştı. Alexander o bölgeye gitti. Söktü aldı topu. Şimdi bir atak şansı. Alexander'dan Mesut Özil'e muhteşem bir pas. Kaleciyle karşı karşıya Mesut niye öyle bir pas yaptı? Anlaşılır gibi değil. Top direkten döndü. Keşke tekte Alexander'ın topunu alsaydı. Bernard'a niye döndü Mesut? Arsene Wenger'in bizden istediği şeylerden biri maçın ilk golünü atmamızdı ama maçın ilk golü Real Madrid'le Odegaard'dan geldi. Oradan bir başarısızlığımız var. Onun yüzünden daha fazla başarısızlığa lüksümüz yok. Alexander yeniden topu söktü. Sol kanattan etkili geliyor. İçeri girecek Alexander. Alexander acısı çok dar ama. Ruben Yanez muhteşem bir kurtarışa imza atıyor. İki güzel hareket. Alexander golü kokluyor. Alexander golü istiyor. Alexander galibiyet için ne gerekiyorsa yapıyor. İçeriye doğru oldu. Alexander'ın bulunduğu bölgeye topu sağlardan dışarıda. Bir korner daha kullanacak Arsenal. Bir kez daha atak şansı ama yeniden Alexander'ın olduğu bölgeye gelmesine rağmen sonuç yok. 90+5'in içindeyiz. Maç çok kritik. Kim gol atarsa diğer takımın fişini çekecek. Şimdi sağ tarafta Gareth Bale önünde uzun bir açıklık var. Tehlikeli bir yerde topla buluştu Gareth Bale. İçeri doğru bir hareketlenmesi var. Gareth Bale topu aldı. İçeri doğru sert orta. Ronaldo'ya ilk adımla değmiyor ama Allah'tan ikinci adımda da bir sonuç yok. Allah'tan. Ve hakem 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Alexander birçok gol pozisyonu içine girmiş olmasına rağmen görüyorsunuz zaten çok üzgün. İstediği başarıyı sağlayamadı. Etkili bir oyun ortaya koymadı değil Alexander. Rating olarak hocanın istediğine ulaştı ama ne yazık ki bu Arsenal'in beraberlikten kurtulmasına yetmedi. Görmüş olduğunuz gibi teknik direktör yorumumuz da bu şekilde.
Arsene Wenger'den yine aynı eleştiriler gelmiş top kaptırdığımız konusunda. Ama sadece kötü eleştiri bu. Ona da dikkat edersek Alexander yine iyi olacak demektir. Final pre-season game. You must be disappointed to have not come away with a victory. Sí, bueno. Queremos ganar siempre. Es una temporada larga. Somos un equipo grande y queda mucho todavía. Do you think the injury had a big impact on the game? Sí, tuvo mucho, pero Alexander tuvo la oportunidad de entrar y ha hecho un buen partido. Ve böylelikle pre-season yani sezon öncesi hazırlık maçları tamamlanıyor arkadaşlar. 3 ciddi sınavdan sonra Alexander eminim bütün dünyaya kendini göstermiştir. Siz geliştirmeleri izlerken ben burada videoyu kapatıyorum. Buradan sonra evimize Londra'ya Premier Lig'e geri dönüyoruz. Orada bizi neler bekliyor? Daha doğrusu ondan önce bizi neler bekliyor? Hepsi bundan sonraki videoda belli olacak. Siz de o videoyu görmek için ve diğer tüm serilerin devamı için bu videoya like atmayı, yorum bırakmayı, kanala abone olmayı ve kanal arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Muhteşem bir müdahale Alexander'dan. İç tarafa doğru koşuyor. Önü bomboş kaleciyle karşı karşıya kalabilir. Alexander! Alexander! Alexander ceza sahası içinde buluştuğu topla tam 90'a sağ çatala doğru muhteşem bir plase ve Arsenal'i 1-0'a geçiriyor. Alexander!